Bu derste daha çok depremler ve sismoloji, yerküre ile ilgili bir problem olarak onun üzerinde duracağız. Bunun tarihsel gelişimi ya da insanlar depremlere nasıl bakıyorlardı, şimdi nasıl bakıyor en son modern bilimin kapsamında onları anlatacağız. Tabii depremler derken depremlerle ilişkili bilim alanı jeofizik, sismoloji alanı. Bunun tarihsel gelişimini ama biraz mitolojiden ilk çağ Aristo'ya, oradan orta çağlara, bizim İslam coğrafyasına ve modern dönemlere kadar gelişim sürecini bu derste anlatacağız. 40 dakikalık bir süremiz var. Yeterse kullanacağız ama yetmezse bir 40 dakika daha alıp tekrar aynı linkten bağlanabilirsiniz. Şimdi Aristo'nun bir lafı bu. Genelde diyor ki depremler rüzgar hareketiyle ilişkilidir. Ki orta çağları, ilk çağları hatta yakın çağa kadar depremlerle ilgili görüşlerimizi etkileyen bir görüş bu. Birazdan izlerini çeşitli şekillerde göreceğiz. Böyle bir alıntıyla başlamak istedim. Şimdi ilk olarak mitoloji açısından bakarsak, depremlere mitolojide nasıl bakılıyor? Tabii ilk uygarlıklar genelde depremlerin ne olduğu yönünde bir fikre sahip değil. Fakat bu bilinmeyen sarsıntıyı değerlendirmek için çeşitli mitler, efsaneler geliştiriyorlar. Bunlar da daha çok mitolojideki ortak kavram bir hayvan hareketi, bir canlı hareketi. Bu canlının cinsi ülkelere göre değişiyor. Örneğin Hindistan'da fil, Moğolistan'da yaban domuzu, Güney Amerika yerlerinden balina, Japonlarda dev bir örümcek veya özellikle kedi balığı rol oynuyor. Bizim Anadolu inancında da böyle şeyler var. Öküzün boynuzlarındaki dünya metaforu var. Bunun hareketi depremi oluştuğu söyleniyor gibi. Tabii bu mitolojik kavramlarda hayvanın hareketi ya da canlının hareketinin olmasının nedeni muhtemelen depremin de hareketli olması. Bunu bir canlıya benzetme nedeni bu. Tabii bu farklı kültürlerde farklı hayvanların bu depremin nedeni olarak düşünülmesi de gene muhtemelen her kültürün ihtiyaç duyduğu, her tür kültürün günlük yaşamında olan hayvanlarla da ilişkili ya da canlılarla da ilişkili. Fakat ilk mitolojik kavram hayvanlarla, hayvan hareketiyle değil de depremleri daha çok eski Yunan mitolojisinde Poseidon'la ilişkili. Poseidon eski Yunan'da bir deniz tanrısı olarak gözüküyor. Poseidon kızdığında deprem oluşturuyor falan. Fakat bu depremle Poseidon ilişkisi ya da depremle deniz ilişkisi sanıyorum sadece bizim Ege coğrafyasında var. Bunun da nedeni çok anlaşılabilir. Çünkü Ege coğrafyasında bizim depremler ki en son İzmir depremi de benzer şekilde oldu. Her deprem sonucu bir tsunami oluşabiliyor. Özellikle Akdeniz açık deniz olduğu için tsunami depremlerin tsunami üretme potansiyeli yüksek jeofizik olarak. Dolayısıyla depremlerin denizden geldiği ya da Poseidon'un bunlarla ilişkili bir tanrı olması ya da efsane olması çok da şey değil. Çok da böyle anlaşılamayacak bir durum değil. Ki Poseidon'un Teogoni ve İşler ve Günler eserinde Poseidon'u tanımlayan bir sözcük var. Yer titreştiricisi deniyor Poseidon'a ya da Earth Shaker ya da Yunancasıyla yeni buldum bunu. Enosi Gaios, yeri sarsan. Benzer şekilde Herodot'un tarihinde de Poseidon'la ilişkili bir pasaj var. Diyor ki, Teselya yerlerin geleneğine göre
Peneus'un aktığı dağ geçidi Poseidon tarafından oluşturulmuştur. Bu mantıksız değildir çünkü dağ geçidinin görünümü Poseidon'un depremden sorumlu olduğu ve bu nedenle depreme neden olduğu riflerin kendinden kaynaklandığını düşünen herkes bunu Poseidon'un işi olduğunu söyleyecektir. Bana öyle geliyor ki bu dağlardaki rifte bir deprem neden oldu. Burada hem rift bir yarılmayı Poseidon'un oluşturduğunu ve bunların depremlere neden olduğunu söylüyor tarihsel metin olarak Herodot'un tarihinde. İskandinavya mitolojisinde İskandinavya tanrısı Loki kardeşi Baldur'un öldürülmesi için cezalandırılıyor. Bir yeraltı mağarasında bir kayaya bağlanıyor. Yüzünün üstünde Loki'nin kız kardeşinin bir kasede yakaladığı yılan damlayan bir zehri var. Zaman zaman bu kaseyi boşaltmak için gitmesi gerekiyor. Sonra zehir Loki'nin üzerine düşüyor. Bundan kaçınmak için kıvrılıyor, kıpırdanıyor ve bu nedenle deprem oluyor ya da yer sarsıntı oluşuyor diye bir İskandinavya mitolojisi var. Japonya, Türkiye gibi çok aktif bir deprem kuşağı içerisinde ve Japonlar da depremi açıklamaya yönelik başlangıçta bir mitolojik kavramdan yararlanıyorlar ya da metafordan yararlanıyorlar. Bu metaforda kedi balığı. Namazu isimli kedi balığı, dev bir kedi balığı. Bu kedi balığı Japonya adalarının altında bir çamurda yaşıyor. Kedi balığının üzerinde büyük bir taşla bir baskı var ya da koruma var Tanrı Kashima tarafından. Bu sabit tutuyor onun hareketini. Fakat Kashima'nın baskısından ya da korumasından kurtulduğunda ya da taşıma izin verdiğinde Namazu ya da kedi balığı şiddetli depremlere neden oluyor. Hawaii inançlarında deprem Tanrıça Pele ile ilişkili. Tanrıça Pele depremlerin oluşturucusu. Pele yeni diyarlar yaratmak istediğinde evinden aşağı lavlar göndererek cezalandırmak istediği kişileri de lavların altına bırakmaktadır. Kızgınlıkla ayağı yere vurduğunda ise deprem olmaktadır. Dikkat ederseniz buraya kadar veya biraz bir sonrakilerde de olacak o. Her toplum kendiyle ilişkili bir depremi açıklama modeli geçiyor. Kendi coğrafyası. Biz Hawaii'de biliyoruz ki volkanlar çok aktif ve volkanlar belli periyotlarda harekete geçiyorlar ve bunlar titreşimler de oluşturuyor, depremler de oluşturuyor ki volkanik depremler de diyoruz bunlara. Bu nedenle bir açıklama modeli var. Keza Hindistan'da yerküre bir kaplumbağa var. Kaplumbağanın üzerinde duran dört fil var. Bunun üzerinde yerküre var. Dolayısıyla bu kaplumbağanın ve fillerin hareketi bir deprem oluşturuyor. Depreme neden oluyor. Aslında baktığınızda çok da gözlemsel olarak titreşimler açısından baktığınızda çok da yanlış bir bilgi değil. Çünkü biliyorsunuz filler ağır yaratıklar. Yani kütleleri olan yaratıklar. Bunlar yürürken bile bir titreşim oluşturabiliyorlar bir fil yürüdüğünde. Muhtemelen bu filin yürümesi nedeniyle oluşan depremlerin titreşimler yerküredeki depremlerin oluşturduğu titreşimlerle benzeşim kuruldu. Bir de tabii burada şey var, kaplumbağa var. Muhtemelen kaplumbağanın olması nedeni kaplumbağa yavaş bir canlı, çok yavaş hareket ediyor. Depremler de öyle, çok yavaş hareket ettiği için bir anda olmuyorlar, belli bir süre sonra geliyorlar. Muhtemelen bu iki neden yerküreyi de bu fillerin üzerinde ve kaplumbağanın üzerinde düşünürseniz yerküredeki depremlerin iki nedeni olarak açıklamada kullanılıyor. Burada da yine filler o coğrafyaya özgü bir canlı. Bizim İslam coğrafyasında bir Kaf Dağı metaforu var. Depremleri açıklamaya yönelik ama daha sonra göreceğiz İslam coğrafyasında Kaf Dağı dışında da açıklama modelleri var. Ama bu model, bu açıklama modeli ya da metaforu önemli bir metafor. Birçok kaynakta geçiyor bu. Kaf Dağı yerküreyi bir yüzük gibi sarıyor. Şunları Kaf Dağı olarak düşünün. Çevreliyor ve sabit tutuyor.
Bütün dağlar ona bağlı olduğundan yeryüzünün sallanmasını engelliyor. Kavzini'ye göre, ki Kavzini iki türlü açıklama var Kavzini'de, bir Aristo'ya göre birazdan göreceğiz, bir de bu şekilde. Allah bir kavmi helak etmek istediğinde görevli meleğe kaftanına bağlı dağlardan birini hareket ettirmesini emrediyor. Ki bu en alttaki melek, onun üzerinde bir öküz var, onun öküzün bastığı yerde bir balık var. Dolayısıyla melek, balık, öküz ve onun üzerinde kafta, onun üzerinde de dünya. Bu süreç, bu metafor depremi oluşturuyor. Tabii ben bunun nedeni muhtemelen Kaf suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir grup ona bağlıyor ama Kaf suresinin içeriğine baktığınızda Kaf suresinin içeriğinde depremlerle ilişkili bir şey yok. Daha çok depremlerle ilgili özel bir sure var. Zilzal suresi ya da zelzele ya da deprem suresi. Muhtemelen bu metaforun oluşma nedeni o coğrafyanın, yakın coğrafyalarından etkilenmiş olması. Yani Kur'an-ı Kerim'le bunun ben pek ilgisi olduğunu düşünmüyorum ama örneğin Hint mitolojisinde de bu canlı ya da öküz şeyi var bir parça. Çevre coğrafyalarından etkilenmeyle oluştuğunu düşünüyorum. Şimdi biraz eski klasikler çağına bakarsak, yani depremleri doğal süreçlerle açıklamaya bakarsak, bu ilk model Thales'in modeli. Thales yerküreyi kayık gibi suyun üzerinde yüzdüğü düşünüyor yerkürenin. Dolayısıyla bu suyun hareketleri, su üzerinde yüzen yerin sarsıntısı olarak düşünülüyor. Buna karşı çıkanlar da var, özellikle Roma filozofları ya da bilimcileri, ki Seneca'yı birazdan göreceğiz. Diyor ki yer su ile destekleniyorsa ve bazen onunla sarsıntı oluşturuyorsa sürekli depremler olmalıydı. Yerin sarsıntısından değil fakat sakin olmasına şaşırmalıyız gibi bir şey söylüyor. Yani eğer su hareketse, su sürekli hareket ediyor denizler diyelim, niye deprem olmuyor diyor. Ki mantıklı bir akıl yürütme. Ki Thales'in niye su dediğini aşağı yukarı biliyoruz. Çünkü o zamanki dünya haritasına bakarsak tamamı kara kütlesi var. Etrafında okyanus diye bir su kütlesi var. Şu kara kütlesini şu ada olarak düşünün. Etrafını su olarak düşünün. Dolayısıyla bunu kayığa benzetebilirsiniz. Ve bu yerküreyi de ya da katı kısmı toprağın da suyun üzerinde yüzdüğünü düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu suyun da hareketi depreme neden olacaktır. Fakat unutulan bir şey, bu ada dediğimiz şeyin suyun altında da bağları var, kökleri var. Yani suyun üzerinde durmuyor. Ki tarihsel metinlerden Seneca, Doğa Sorunları isimli eserinde, demin söyledim, aşağıdaki Thales kuramı aptalca çünkü yer küresi su ile sürdürülebilirliğini sağladığını ve bir tekne gibi suyun onu taşıdığını, suyun hareketi nedeniyle yerin depremlerini oluşturduğunu söyler diyor. Plutark yine bu dönemin filozoflarından, Thales ve Demokritos suyun depremlerin nedeni olduğuna inanıyor diye bir pasaj var. Ki daha sonra göreceğiz, Demokritos'ta su ile ilgili bir deprem açıklaması var. Anaximenes'e göre dünyayı depremler oluşturan şey toprak kütlelerin hareketi ya da aşırı kuruması ve ısınması. Özellikle kireç taşı alanları diyor ki bugün biliyoruz kireç taşları çok kolay erime boşluklarına sahip olabiliyorlar. Bu yer içindeki erime boşlukları üstteki kütlenin ağırlığı nedeniyle çöktüğünde bir titreşim oluşuyor, bir deprem oluşuyor ki buna modern dönemde çöküntü depremi de diyoruz. Muhtemelen böyle şeyleri gözlemiş olabilir Anaximenes, buna bağlıyor. Ki Seneca'da doğal sorunlarında bu bilgi var. Ve diyor ki mesela yerin ya da toprağın kendisinin depremin nedeni olduğunu, yerin onu dışarıdan sallayan bir şeyle değil de kendi içinde kendisiyle bir nedenle sallandığını söylüyor. Çünkü diyor ki yerin belli kısımları göçer, ya nem çözülür ya ateş erozyona uğratır ya da bir hava esmesi bunu bozar. Ancak bu elementlerin aktif olmasa bile yerin bir kısmının parçalanıp uzaklaşması ya da yırtılmasının başka nedenler olduğunu da söyler. Dolayısıyla Anaximenes
yerin kendisinin, toprağın kendisinin depremin nedeni olduğunu söylüyor. Bugünkünün bir başlangıç motivasyonu. Anaxagoras yere giren eterin bir depreme neden olduğunu söylüyor. Yerin boşluk yapısı olduğunu söylüyor. Ve eter en hafif element, en hafif element yukarı kaçmaya çalışıyor. Ki Aristo'nun temel felsefesinde de ya da Platon'da da vardır. Yer merkezli evren modelinde en ağır malzeme, en yerde yerdir. Dolayısıyla ağır malzeme olduğu için bütün ağır malzemeler yere doğru yönelim gösterirler. Hafif malzemeler de yukarı kaçarlar. Dolayısıyla diyor ki yer içine sıkışan bir eter varsa çeşitli nedenlerle bu yer içinde sıkışır. Bazen çıkacak yer bulmaz. Çıkacak yer bulamayınca belli yerleri kırar, oradan dışarı çıkar. Bu da deprem olur. Dolayısıyla bu gözenekli yerler ya da sağanak yağışlar nedeniyle tıkanırsa mesela eter zorla çıkacaktır diyor. Bu zor çıkış bir depreme neden olur diyor. Ki bunun eski metinlerde özellikle Seneca'nın doğa sorunlarında karşılığı var. Plutark'ta bir karşılığı var. Mesela Plutark'ta diyor ki Anaxagoras, hava toprakta ya da yerde kapanlandığında yukarı doğru hareket edip aşılmaz. Bulunduğu yüzeye yaklaştığında yerin toprağın yüzeyini bir tür titreşimle sallar diyor. Diyojenes Laertius da benzer açıklamalar var şeyle ilişkili. Demokritos biliyorsunuz atom kuramının ilk ortaya koyanlardan biri katı malzemelerin bölünmez atomlar ve boşluklardan oluştuğunu söylüyor. Boşluklar suyla dolu olabilir diyor. Dolayısıyla yağmur suları dünya içerisine girmek için yaptığı zorlamalar depremi meydana getirir diyor. Yani Demokritos yer içine suya eklenen şiddetli yağışların olduğunu ve yer sarsılmasının buna neden olduğunu söylüyor. Daha önce söylemiştik Aristo bahsinde. Plutark diyordu ki Thales ve Demokritos inanır ki su depremlerin nedenidir gibi. Platon'da doğrudan depremle ilgili ya da Platon'da doğrudan depremle ilgili bir metin yok. Fakat Platon'da felsefi olarak çeşitli hareketler tanımlıyor. Aşağı, yukarı, sağ, sol, ileri, geri. Ayrıca diyor yer, toprak muhtemelen bu yönlerden herhangi birine hareket edemez. Çünkü her tarafta toprak bütün şeylerin en aşağısındadır, hareketsizdir. Yani bu aslında bir geosentrik evren modelinin de şeyi. Temel argümanı. Yani yer sabit, hareketsiz, en aşağıda bir harekete sahip değil. Fakat diyor yerin, toprağın bazı kısımları yoğunluk eksiklerinden dolayı hareket ediyor ve sallıyor diyor. Sarsıntı oluşturuyor. Theophrastus ki Aristo'nun da öğrencisi ya da yakın arkadaşı diyelim. İkisinin de açıklama biçimi aynı, aşağı yukarı. Muhtemelen Aristo'dan etkilenmiş olabilir. Daha çok yer içine sıkışmış havanın nemle karıştığında bir buhar oluşturduğunu, buharın bir gücü olduğunu, bu güç nedeniyle de toprağa basınç yaptığını ya da basınç da demiyor da toprağa etki yaptığını ve bu nedenle titreşimle oluşup deprem oluştuğunu söylüyor. Ki bugün günlük gözlemlerde de vardır. Eğer bir kapta suyu kaynatırsanız su fokurdar, hareket etmeye başlar. Modern fizikte buna konveksiyon akımları diyoruz. Konveksiyon akımları nedeniyle bir şey fiziksel bir etki, bir hareket etkisi oluşturabilir. Ama tabii depremlerin nedeni bu atmosfer ya da rüzgar hareketi değil. Bunu birazdan ayrıntılandıracağız. Epikuros depremlerle ilgili açıklaması var Plutark'ta. Yerin, toprağın sarsıldığını ve bu nedenle suyun hareket edip deprem oluşturduğunu söylüyor. Hava tarafından sallandığını söylüyor. Yerin, toprağın gözenekli ve içi boş olduğu için bu boşluklara hapsolmuş hava titremeye ve sallanmaya neden olduğunu ya da toprağı bu yönde zorladığını söylüyor bir deprem açıklaması olarak. Tabii
Aristo depremlere özel bir önem veriyor. Meteorologika isimli kitabının bir bölümünü sırf depremlere ayırıyor. Meteorologika ismi biraz bugün için şey geliyor, anakronik geliyor ya da biraz ters gelebilir. Ama Aristo'nun genel bilimi içinde doğru bir yerde. Niye? Çünkü Aristo depremleri daha çok hava olaylarıyla ya da atmosferdeki ya da meteor kelimesi de öyledir. Yukarıdan gelen şey demek. Yukarıdan gelen etkiler nedeniyle oluştuğunu düşünüyor. Daha doğrusu rüzgarlarla ilişkili olduğunu düşünüyor. Tabii rüzgarın tam rüzgar değil de buharlaşmaya dönük biraz buharlaşmaya dönük bir rüzgar oluştuğunu söylüyor. Bunu benzeşim de yapabiliriz diyor. Mesela insan vücudunda hastalık anında bir titreme görünür diyor. Kalp çarpıntısı vardır diyor. Yer içine giren hava da böyle bir nedenle dünyayı hareket ettirebilir diyor. Dolayısıyla bu yer içine kapanlanmış hava ile ilişkili Aristo bu Meteorologica isimli kitabının depremler bölümünde yaklaşık bir 30 sayfalık yer ayırıyor ki o dönemki bütün teorileri de tartışıyor. Bu da önemli. Bu teorisi Aristo'nun hava ya da meteorolojik olaylar sonucu yer içine sıkışmış gazın depremi oluşturduğu birazdan görecek bütün orta çağ 20. yüzyıla kadar domine ediyor. Meteorologica isimli eseri bu orijinali Aristo. Rüzgar yeterli miktarda bulunduğunda bir deprem olur. Şoklar titreme gibi yataydır. Arada sırada mekanda zonklama gibi aşağı doğru düşey hareketli etkiler. Düşeyinde bu hareketin olması nadirdir. Aslında bu tespit de doğru. Genelde depremler yatay yönde ivmeleri daha yüksektir. Düşey yöndeki ivmeler daha düşüktür. Bu da güzel bir gözlem ama depremi rüzgara bağlıyor ya da rüzgar hareketine. Ki bunun etkisini uzun süre göreceğiz. Romalı düşünürler depremle ilgili önemli görüşleri var. Bunlardan en önemli düşünür Seneca. Seneca'nın Doğa Sorunları isimli bir kitabı var. Bunun içinde de gene bir deprem bölümü var. Bu bölümde bütün antikite ya da ilk çağ deprem yazarlarının deprem görüşlerini özetliyor. İşte Tales şöyle dedi, Demokritos şöyle dedi ya da Aristo şöyle dedi gibi bir takım açıklama modelleri var. Seneca'ya göre yer altında çok sayıda boşluklar var. Bu boşluklarda hava serbestçe dolaşabilir. Bazı durumlarda dış etkilerle bu boşlukların bir kısmı kapanıyor. Kapalı olan boşlukta havanın sıkışması sonucu dolaşımı açık olan havanın boşluk kenarlarını zorlayıp patlatarak dışarı çıkması depreme neden oluyor diyor Seneca. Plini Doğa Tarihi isimli eseri var. Çok ciltli bir eser. Tabii cilt tabiri günümüzdeki bir tabir. O dönem cilt terimi ya da dil kavramı yok. Rulolarla kitaplar saklanıyor. Doğa Tarihi eserinde Seneca depremlerle ilgili gözlemler yapıyor. Gözlemleri açıklıyor. Daha doğrusu nedenine ilişkin bir şey söylemiyor. Bu gözlemler de değerli gözlemler. Lucretius Derrerum Natura ya da Türkçe'ye doğanın yapısı olarak, evrenin yapısı olarak da çevrildi. Bu eserde gene şey var, depremlerle ilgili bir pasaj var ki Eyüboğlu, Sabahattin Eyüboğlu çevirisi burada. Mesela diyor ki bir başka neden daha var büyük depremlerin doğmasında ya birdenbire gelen korkunç yerlerden doğan çarpma yani rüzgardan gelen çarpma ya da azgın bir hava akımı dolar oyuklara toprağın altında tüm gücüyle. Bu da gene Aristo etkisini burada net görmek mümkün. Biraz orta çağlara bakarsak, orta çağlarda Aristo otoritesiyle sadece bilimi, felsefeyi değil, depremleri de domine ediyor. Neredeyse Aristo'nun fikri birebir tekrarlanıyor. Tek bir fark var. Orta çağın tüm Hristiyan yazarları ya da alimleri depremlerin doğaüstü ilk nedeninin Tanrı olduğunu düşünüyor. Aristo'nun sunduğu doğal nedenleri de ikincil nedenler olarak kabul ediliyor. Ki bunlardan en önemlisi Albertus Magnus, Aristo'nun bütün eserleriyle ilişkili iyi bir Aristocu. Aynı zamanda bizim İbn Sina'dan da etkileniyor. Onun
Anaxagoras'la Aristo'nun kuramlarını sentez eden bir görüşü var. Onun dışında teolog ve filozof Thomas Aquino'nun görüşü, o depremlerin daima Tanrı'dan kaynaklandığını ve buhar ve rüzgar gibi doğal nedenlerin de ikincil nedenler olduğunu düşünüyor. Orta Çağ'da aşağı yukarı böyle bir algı var. Biraz uygarlık, farklı bir coğrafyadaki uygarlığa bakarsak, eski Çin uygarlığında depremlerin kayıtları ile ilgili çok ciddi şeyler var. Kayıt derken bugünkü jeolojik anlamda kayıt değil de kayıt tutma anlamında tarihsel kayıtlar var. Çünkü Çin uygarlık olarak büyük bir bürokratik bir uygarlık. Her şeyi kaydediyorlar. Atmosferik olaylar kaydediliyor, günlük olaylar kaydediliyor. Bununla ilişkili bir devlet yapısı var. Ki depremlerle ilişkili en önemli şeylerden birini yapıyor Çinliler. Sismoskop denilen bir alet icat ediyorlar. Bunu yapan Chan Heng isimli bir astronom, gökbilimcisi, imparatorluk gökbilimcisi. Ki bu şeklini görüyoruz bu aletin. Bu alette ejderhalar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejderha. Her bir ejderhanın ağzında bir bilye ya da bir bilye var. Yuvarlak ya da bir cisim var. Aşağıda da şurada kurbağalar var küçük. Her şeye tekabül eden, ne derler, her ejderhaya. Deprem olduğunda hangi yönden deprem gelmişse o yöndeki kurbağanın ağzındaki bilye o yöndeki kurbanın ağzına düşüyor. O yöndeki ejderhanın ağzındaki bilye o yöndeki kurbağaya düşüyor. Dolayısıyla diyorlar ki deprem örneğin şu kurbağaya düşmüşse şu yönden gelmiş. Bu kurbanın ağzındaysa bilye şu kurbağana şu yönden deprem gelmiş gibi. Bu sadece sismoskop dediğimiz jeofizikte. Yani depremlerin kaydeden bir alet değil, sismograf değil, yani kaydeden, çizen değil, sismoskop depremin olduğunu ya da olmadığını söyleyen bir alet. Ki o zamanki inançta depremler daha çok hükümetlerin değişmesiyle ilişkili olarak düşünülüyor. Bir hükümet bir problemli bir durum olduğunda, deprem olduğunda o hükümet değişiyor gibi bir inanışları da var Çinlilerin. Biraz İslam coğrafyasına bakarsak, İslam coğrafyasında depremlerle ilgili olarak üç grup alimin ve açıklamayı görüyoruz. Ki birinci grup daha çok depremleri doğal nedenler olarak açıklayan Farabi, El-Kindi, El-Biruni, İbn Sina gibi filozoflar. Bunlar daha çok Aristo'nun kuramını kullanarak depremi açıklıyor ve rüzgar veya buharlaşmış rüzgar la bu depremi açıklıyorlar. İkinci açıklama kuramı Suyuti depremleri Tanrı'nın iradesi olarak açıklıyor ki Suyuti'nin Deprem Risalesi ya da Zelzele Risalesi isimli eseri de var. Aynı zamanda Suyuti depremlerin sonuçlarıyla ilişkin, deprem gözlemlerine ilişkin oldukça önemli bir katalog gibi bir şey de yayınlıyor. Üçüncü grup yazarlar depremlerin nedenlerini takım yıldızları, gezegensel nedenlere bağlıyorlar. Bu üç grupta İslam coğrafyasında etkilerini görmek mümkün. Örneğin Suyuti'nin de üzerinde durduğu, daha çok da demin açıkladığım Kaf Dağı metaforu, yani bir yerküreyi çevreleyen bir Kaf Dağı var. Bu Kaf Dağı'nın üzerinde oturduğu bir öküz, onun altında bir balık. Balık bir meleğin kanatlarında. Dolayısıyla herhangi bir tanrı herhangi bir kavmi cezalandırmak istediğinde o dağla ilişkili meleğe emrediyor ve deprem oluyor gibi bir depremi açıklama modelleri var. Demin de söyledim bu metafor şeyde bu coğrafyada olmakla birlikte diğer açıklama biçimleri de var. Muhtemelen Kaf suresiyle ilişkili ama Kaf suresinin bu depremle doğrudan ilişkili bir sure olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Zilzal suresi, Zelzele suresi doğrudan depremle ilişkili. Adı da zaten zelzele ya da deprem. Onun dışında özellikle depreme yönelik akılcı açıklamalar dediğimiz metaforlarla değil de
daha çok doğal süreçlerle açıklamaya yönelik bilgiler var. Örneğin İbn Sina, İbn Sina Farabi'nin depremlerin oluşumu ve felsefesiyle ilgili bir çalışması, risalesi olduğundan bahsediyor. Ve bu risalede depremleri sıcak hava ve ıslak hava, buhar ve bunların etkileriyle oluştuğunu söylüyor ki bu metafor demeyelim, bu açıklama biçimi Aristo'nun açıklama biçimini andırıyor. Biruni sadece depremlerle ilişkili değil, doğayla ilişkili birçok gözlemi var. Fırtınalar, depremler, su baskınları, kaya düşmeleri, bunların sonuçlarına yönelik gözlemleri var. Bunları daha çok depremlerle ilişkili olan görüşler meteorolojik olaylarla açıklanıyor. Bir diğer açıklama biçimi İhvan-ı Safa kardeşler diyelim grubu ya da kardeşler örgütü, İslami Kardeşler Örgütü gibi bir örgüt ya da bir grup diyelim. Bunların İhvan-ı Safa isimli ansiklopedik derlemesinde depremler var. Bunlar gene Aristo modeline göre yeraltı çatlakları yoluyla havanın hareketleriyle depremi açıklıyorlar. Ki depremler yer içi kısımlarında rüzgarların, buharların hapsolduğu yerde yer hareketleridir diyor. Ki İhvan-ı Safa'nın Türkçe çevirisi de var galiba 3. ciltte. Burada da gene açıklama modeli yer içine sıkışmış rüzgarın hareketi. Kavzini'de Acaibül Mahlukat ve Garaibül Mevcudat kitabında iki açıklama biçimi var. Bir tanesi muhtemelen kaftağı metaforuyla, diğeri de gene Aristo açıklama şekli. Ki eserin ben Almanca çevirisini bulmuştum ki burada da çok sayıda su buharı ve duman buharı bir bütün oluşturmak için birleştiğinde yerin yüzeyi boşluksuz, gözeneksiz ve katıdır. Bundan böyle buharlar yükselmek isterlerse gözenek geçit bulmayacak. Ancak yerin bireysel vuruşları sarsıntı oluşturacak, daha şiddetli hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla deminki açıklama biçim burada var. Eğer yerin gözenekleri doluysa, yer içine sıkışmış bir hava varsa bu hava gözenekleri kapalı yerde bir basınç yapacak, bir deprem oluşturacak. Gazali'nin deprem açıklama biçimi daha çok Allah'ın iradesi şeklinde açıklıyor. Özellikle Filozofların Tutarsızlığı isimli eserinde Allah'ın yağmurların yağdırmasında, şimşeklerin çakılmasında, yeryüzünün sarsılmasında iradesiyle etkin olduğunu söylüyor. Ömer Hayyam biz matematikçi ve astronom olarak biliyoruz, aynı zamanda şair biliyorsunuz. Rubailerinde depremle ilgili bir metafor, özellikle öküz metaforu burada var. Ki İngilizcesi ve Türkçelerini buldum ben. Gökte bir öküz varmış, adı Pervin. Bir öküz de altındaymış yerin. Sen asıl iki öküz arasındaki tepişmelerine bak, şu eşeklerin ne bilginler geldi, neler buldular. Yani burada öküzün hareketiyle bir titreşim oluştuğunu söylüyor. Fakat burada sanıyorum bir metafor var ya da Ömer Hayyam biraz ironiyi de seviyor biliyorsunuz. Ömer Hayyam şiirlerinde de vardır o. Biraz ironi de yapmış olabilir. Çok emin değilim burada ama böyle bir bilgi, böyle bir pasaj var. Sühreverdi depremin açıklama modellerinde depremin oluşturduğu şeyleri de gözlüyor. Mesela mineraller, kaynak suları ki büyük depremlerde kaynak suları yeryüzüne fışkırırlar, gözleyebilirsiniz onu. Ve o da gözlem olarak bu pınarların fışkırmasını görüyor ve bunlar buhardan kaynaklanır diyor. Depremler de böyledir. Buharların sebebi daha önce açıklanmıştı. O halde bütün hareketlerin asıl nedeni nurdur diyor. Nur derken tabii bu Süfreverdi'nin kendi felsefesiyle de ilişkili. Yani nedir bu felsefe? İşte depremler yerin koynunda sıkışmış yeraltı su buharı nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Isınan su buhara neden olur? Isı da ışığa. Bundan dolayı bütün değişimlerin nedeni ışıktır. Yani en sonunda ışığa ya da nura bağlıyor şeyi, Süfreverdi.
deprem açıklamasını. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi Şerif'te kafta metaforunu kullanıyor. Ve kafta ile ilişkili deprem açıklaması demin söyledik. Onlarla açıklıyor ve bir not da düşüyor. Bazı bunu kavramayanlar var diyor bu metaforu. Bunlar da diyor depremi buharla açıklar ya da rüzgar hareketiyle açıklar diyor. Bu da Celaleddin Rumi'nin hem buhar kavramını bildiğini ya da rüzgar kavramını bildiğini hem de kaftan metaforunu, kaftan deprem açıklamasını bildiğini söylüyor. Biraz sanatçılara ve entelektüellere bakarsak depreme nasıl bakıyorlar? Da Vinci notebooklarında ya da defterlerinde böyle bir bahis var. Da Vinci bir depreme de şahit oluyor. Yani depremi yaşıyor. Bir deprem sırasında depremin nasıl olduğunu hissediyor. Ki açıklama modeli dağlar içi boş yerlere doğru paldır küldür düştüklerinde bu dağlar mağaranın içindeki havayı kapanladığında hava kaçmak için yeri kırar, böylece deprem üretir. Gene Aristo metaforunun bir başka biçimini burada görüyoruz. Aristo açıklama biçiminin bir başka şeklini görüyoruz. Depremler veya öngörülmeyen diğer nedenlerin sonucu olarak kaynak sularında var olduğu gözlenmiştir. Burada bir gözlem de var. Gene kaynak suları büyük depremlerde açığa çıkabiliyor. Da Vinci'nin böyle açıklaması var. William Shakespeare, İngilizlerin en büyük şairi, deprem açıklaması Aristo'ya benzer bir şekilde. Ki 4. Henry isimlerinde iki karakter var. Glendower ve Hotspur karakteri arasında iki diyalog var depremle ilişkili. Glendower diyor ki gökler alev almış, yer titriyordu. Hotspur ona karşılık gökler yanıyor görününce ürkmüş yer. Sen doğdun diye değil, doğa hastalandığında sık sık tuhaf patlamalarla kendini gösterir. Bereketli toprak sanki karnında sıkışıp kalmış gazın basıncıyla, yani rüzgar hareketi, kasılır sancılanır, gaz çıkış yollarınca da kocamış toprak yine sarsılıp gümbürdemeye başlar. Kiliselerin çankunelerini yosun tutmuş burçları alaşağı eder. Sen doğduğunda da toprak ninemiz gürül gürül geğirip sarsılmış diye bir açıklama biçimi var. Ki bu Aristo'dan etkilendiğini görüyoruz. Bu dönemde tek farklı görüş Kepler'de. Kepler bir astronom olması nedeniyle bir parça astronomiyle ilişkilendiriyor muhtemelen. Ki onun Harmony of World, Dünyanın Uyumu, Dünyanın Harmonisi isimli eserinde depremleri daha çok kuyruklu yıldızlar, birbirlerine ilişkili şeylerle ilişkilendiriyor. Böyle bir açıklama modeli var. Descartes Latince yazdığı bir kitabı var, Principia isimli. Daha doğrusu felsefenin ilkeleri, Principia Philosophia isimli kitabı var. Bu kitabın bir bölümü yerküre başlığını taşıyor. Ki bu kitabın Türkçe çevirisi var fakat Türkçe çevirisinde yer küre kısmı yok. İngilizce çevirisinde gene bir yer küre kısmı var fakat tamamı yok. Dolayısıyla depremleri anlattığı kısımda İngilizce çeviride de Türkçe çeviride de yok, Latince çeviride de var. Ki bunu araştıran Guido Boni isimli araştırmacı diyor ki yer içinde buhar ya da gaz hızlı yavaş partiküllerin hareketine bağlı olarak özel bir kombinasyonla ki sülfür, bitüm, yağ, kil bir araya gelir. Bu buhar yer kürenin düz olmayan pürüz yüzeyin çatlaklarında, boşluklarında konakladığında patlama aleviyle bu gücü kullanan şiddetli basınç boşluğun etrafına doğru hareket eder. Patlama depreme neden olur. Şiddetin derecesi işte yüzeyin pürüzlülüğüne, buharın tutuşabilirliğine bağlıdır. Dolayısıyla Descartes yer içindeki çatlaklarda, boşluklarda kapanlanan buharların nedeni olursunu söylüyor. Fakat bir fark var burada. Yavaş yavaş buhar yanında biraz da kimyasal süreçler giriyor. Yani sülfür, bitüm, yağ, killer bunların birlikte kombinasyonuyla bir patlama. Bu diyelim buhar oluşturmada faktör olarak. Bunu göreceğiz yavaş yavaş biraz buhar ya da kimyanın depremi açıklamada girmesini. Ki Newton'da bunu çok net göreceğiz. Newton, Nicolas Lhermitte ve Martin Lisser isimli bir Fransız kimyagerlerin depremin açıklama modelinden etkileniyor. Ve bu açıklama modelini
kendi ben Principia isimli eserine baktım, yoktu ama Optiğinde böyle bir pasaj buldum. Optiğinde diyor ki ve hatta bir kükürt tozu ve ateşi eşit miktarlarda demir talaşı ve biraz suyla ve macun hale getirirsek ve bunu demir üzerine etki edersek 5-6 saat içinde büyür ve dokunulmayacak kadar sıcak ve alev alev yanar. Bu deneylerle karşılaştığında yer içinde büyük miktarlarda kükürt, dünyanın iç kısımlarında sıcaklık var, kaplıcalardan biliyoruz. Dolayısıyla bunlar deprem oluşturur. Yani yer içindeki tamam bir buhar etkin ama yavaş yavaş işin içine kimya girmeye başlıyor depremleri oluşma nedeni olarak. Ki Newton'da bunu görüyoruz. Leibniz gene akılcı düşünürlerden biri. Protogaea isimli bir eseri var. Öldükten sonra yayınlanıyor ki yakın dönemde İngilizce'ye de çevrildi bu. Bu da gene depremlerin nedenini açıklamada biraz kimya, biraz işte Aristo etkisi gene var. Isının toprakları taşa çevirdiğini, metalleri mineral kütlelerine dönüştürerek erittiğini, maddeyi bilinen cisimlere sübünle ettiğini veya çözeltiğini, ısısı düştüğünde onu kristaller olarak biriktirdiğini kimse merak etmez. Çünkü çoğu kişi inanır ki yeryüzünün içinde ateş vardır. Onun kabuğunu biz az çok araştırdık. Depremler açıkça işaret ediyor ki yer içinde ateş tünelleri ve devasa volkanlar ve genişleyen ateş zindanları ortaya çıkartıyor gibi bir açıklama biçimi var. Yani yavaş yavaş gene dediğim gibi yer içi modeli genişliyor. Ateş, bunun yarattığı fizik etkiler depreme neden oluyor. Voltaire genelde iyimser bir filozof olarak biliniyor ki yerdeki büyük ateşin depremlere ve volkanlara neden olmasına rağmen bunun faydalı metallerin oluşmasında aynı zamanda bir etmendir diyor. Yani mesela termal banyolar, yerkürenin kışın yüzeyinin ısınması gibi veya vejetasyonu teşvik etmek için. Yani iyimserliği burada gösteriyor. Yani deprem çok şiddetli bir olay, bir titreşim yaratıyor. Aynı zamanda iyi şeylere de neden oluyor. Ki Voltaire'in Lizbon'daki meşhur depreme yönelik bir şiiri de var. Ki Candide'de bu pasaj var. Bu deprem yeni bir şey değil. Lima şehri geçen yıl Amerika'da aynı titremeyi hissetti. Aynı nedenler, aynı etkiler. Lima'dan Lizbon'a yer altında çalışan bir kükürt, sülfür damarı olmalı. Burada da gene yavaş yavaş sülfür, kimya giriyor işin içine ki Lizbon depremi felsefi olarak da açılımları ya da çıkarımları olan bir deprem. Çünkü Lizbon depreminden önce daha çok depremleri Tanrı'nın gazabı olarak düşünülüyordu. Fakat Lizbon oldukça dindar, Hristiyanlık açısından oldukça dindar bir bölge. Son derece dinine bağlı, ritüelleri yerine getiren bir bölge. Böyle bir yerde deprem olması Tanrı'nın gazabı olduğu teorisini çürüten örneklerden olduğu için de felsefi bir takım sonuçları da doğurdu. Lizbon depremi. Comte de Buffon gene biraz yavaş yavaş volkanlarla ilişkili, kimyasal süreçlerle ilişkili diyor. Histoire naturelle'de Doğa Felsefesi isimli çok ciltli, 10 ciltli bir eseri var. İngilizce'ye de çevrildi bu. İndirebilirsiniz. Volkanlar olarak da adlanan dağlar bağırsaklarında sülfür, bitum, yanıcı maddeler içerir. Bunların etkileri barut, hatta gök gürültüsünden daha şiddetlidir. En erken dönemlerden bu yana insanlığı dehşete düşürmüş ve ülkeleri perişan etmiştir. Gene burada da yavaş yavaş tamam bir gaz hareketi var ama bu gazı ya da bu kükürtü, bu sülfürü yakan bir süreç var. Böyle bir açıklama biçimi. Immanuel Kant depremlerle ilgili 3 tane risale ya da deneme yazıyor. 3 tane çalışması var, 3 adet ki bu Natural Science diye Cambridge'den yeni çıkan bir kitabında da İngilizce'ye de çevrildi bu. Ki bu da depremi gene şeyle açıklıyor, kimyasal süreçlerle.
Mesela diyor ki biri 3-5 kuruşa bir demir tarağı alsın, eşit miktarlarda kükürt alsın, sıradan bir suyla karıştırsın, bir macun oluştursun, bunu 1,5 fitlik bir yer altına gömsün, üzerine sertçe vursun, baskı yapsın, sonra birkaç saat içinde yoğun bir buharın çıktığını, yükseldiğini görür, yer sarsılır, alevler topraktan kopar ve her iki malzemenin yer içinde sıklıkla bulunduğundan kuşku yoktur diyor ve çatlaklardan ve yarılıklardan sızan su fermantasyonla bu şekilde bu süreçte oluşabilir diyor. Burada da çok güzel bir model var, açıklama biçimi var, kimyasal bir süreç ve gözlemleri de tabii kullanıyor burada. Kant'ın da sadece filozof değil aynı zamanda iyi bir doğa bilimci olduğunu da düşünürseniz böyle bir açıklama modeli. Biraz kimya var. Alman filozoflar şairlerinden ya da edebiyatçılarından, sanatçılarından Goethe'nin Faust isimli eserinde iki karakter var. Seismos ve Sphinxlerle arasında geçen diyalog var. Mesela Seismos derinlerde homurdanır, fırtınalar yapar. Bir sarsıntı daha, bir yüz gösterisi daha, bir güç omuz vuruş daha. O zaman ulaşırız şu yüksekliğe. Orada yer açar herkes bize diyor. Bütün bunları yapan ben tek başıma benim sanırım ki kimse bunu yadsımaz. Benim sarsıntılarım olmasaydı dünya nasıl güzelleşirdi? Dağlar havanın ağır maviliği içinde nasıl yükselirdi? Yani dağlara neden olanın deprem olduğunu burada biraz metaforik olarak şey yapıyor. Bir de dünyanın sadece bu depremlerle kötü bir takım süreçlerle karşılaşmadığını aynı zamanda dengesine ulaştığını, güzelleştiğini söylüyor iyimser bir bakış açısıyla. Bizim Osmanlı aydınları depreme nasıl bakıyor? Solakzade Mehmet Çelebi tarihinde bir pasaj var. Diyor ki Padişah 2. Sultan Beyazıt büyük depremden sonra Edirne saraylarında divanı toplayıp vezirlere şiddetli bir şekilde şu hitapta bulunuyor. Bu zelzeleler zulüm ve fesatınızdan mazlumların ahının sebep olduğu gazab-ı ilahidir diyor. Yani diyor ki şeylere, vezirlere siz diyor halka zulüm yaptınız. Bu zulmü Allah gördü ve sizi cezalandırdı. Böyle bir açıklama modeli var Solakzade'nin tarihinde. Tevfik Fikret'in Zelzele isimli şiir var 1894 depreminden sonra yazılmış bir şiir. Depremle hastalık arasında bir benzeşim kuruyor. 1310'da henüz dün bu köhne izbeye sen misafir olmuştun. Ki hep sinirli ve hummalı hastalar gibi yer birden için için ve uzun bir hareket ile çırpındı, kırdı, yıktı, keder. Burada hastalık ve deprem ilişkisi benzeşimiyle açıklıyor. Mühendishane-i Berhümayun hocası İshak Efendi'nin meşhur eseri var. Bilim tarihçileri olacak olarak sizler biliyorsunuzdur. Mecmuai Ulum-u Riyaziye'de depremlerin oluş nedeni volkanlara bağlanıyor. Burada kibrit, zift gibi gene sülfürlü bir takım şeyler geçiyor. Bu da depremlerinden gene Aristo modelinden etkiler var. Fakat aynı zamanda da Kant'tan da ya da işte bu yer içindeki biraz kimyasal süreçlerle de deprem açıklamandan etkileri ya da izleri görüyoruz. Gene yakın döneme ait Resul Mesdi Efendi'nin Siperi Zelzelesi isimli eserinde var. Depremlerle ilgili bu da muhtemelen Aristo modeli var. Biraz da kimyasal süreçler var. Yerin değişimlerinden yer içinde yerleşen tutuşma, ateş alma yeteneğine sahip malzemenin bir fiil ansızın tutuşmasından vücuda gelen açık yahut yer içinde husule gelen buhar yukarı doğru çıkma eğilimiyle yer içine şiddetle dışarı çıkma ve anlaşılma çalışmalarından deprem ve yer sarsıntını zuhur eder. Yani burada da hem kimya hem Aristo modeli birlikte süreci açıklamaya yönelik olarak var oluyor. İbrahim Hakkı Erzurumlu'nun Marifetnamesi'nde gene depremler iki türlü açıklanıyor. Biri Kaftağı metaforu var burada, demin açıkladım. Onun dışında da gene ey aziz malum olsun ki filozoflar demişlerdir ki filozof derken burada bilimcileri kastediyor. Çünkü o dönemde bilim ve felsefe aynı şey anlama geliyor. Kaynakların kaynamasında yerin sarsılmasının sebepleri budur ki yer içinde oluşan buhar orada hapsoldukta bir tarafa yönelip orada soğuyarak suya dönüşür. Eğer
az buhar parçalarıyla karışıp kalıp kuyu suları budur. Eğer fazla ise yerin içine sığmayıp yer kabuğunun ince yerlerinden yararak çıkar ki kaynayan kaynaklarda budur. Yani bir buhar ya da Aristo metaforu. Modern döneme bakarsak sismoloji dediğimizde aslında bu çok daha kapsamlı yerin bütün bileşenlerin fiziğini ve fiziksel etkileşimini araştıran bir alan olarak jeofizim bir alanı, bir alt alanı jeosismoloji, bir jeofiziksel bir disiplin. Dolayısıyla sismolojinin ortaya çıkması bir takım fiziksel kuramların gelişimiyle de ilişkili ki bunlardan en önemlisi elastise kuramı ve dalga hareketi. Bu elastise kuramı ve dalga hareketiyle ilk şeyler Koç ve Poisson gibi matematikçiler tarafından geliştiriliyor. Fakat bu sismolojiden bağımsız. Fakat ancak 20. yüzyılla birlikte bu elastise teorisi ve dalga hareketleri depremle ilişkilendiriyor. Yani 20. yüzyıla kadar veya biraz öncesine kadar daha çok bu fiziksel teoriler veya kuramlar öncesinde 20. yüzyıl öncesinde pek depremlerle ilişkili değil, daha çok depremlere yönelik çok iyi gözlemler ve açıklama modelleri var. Deminki bölümde, öndeki bölümde açıkladık. Daha çok Aristo ve Aristo'dan sonra biraz kimya etkisiyle açıklama modelleri var. Elastise kuramına baktığımızda ilk şeylerden biri Navier. Burada problem tabii cisimler ve kuvvet altındaki bu cisimlerin davranışı ya da nasıl deforme oldukları. Ki onu yer içi söz konusu olduğunda yer içindeki biriken enerjinin aniden açığa çıkması deprem ne oluşturuyor? Bu yer içinde biriken enerji kuvvete dönüştüğünde bir gerilmeye dönüşüyor tabii. Gerilme de sonuçta bir deformasyona ya da şekil değişikliğine, yerkürede örneğin faylanmalar gibi oluşturuyor. Dolayısıyla elastisite teorisi ve depremin ana teorilerinden biri, dayandığı ana fizikten biri. Ki buna yönelik Galile'nin elastik çubukların bükülmesiyle ilgili şeyleri var ama esas da 1660'ta Hooke yasası. Hooke diyor ki bir yerde gerilme varsa orada bir deformasyon olur. Bu gerilme deformasyon ilişkisinde bir arada elastiklik sabiti denilen bir sabit denetler. Bu sabit cisimlerden cisimlere değişir. Yer içindeki malzeme de kayada zeminde değişir. Bugün biliyoruz onu. Fakat bu gerilme ve deformasyon ilişkisinin yasası ilk Hooke tarafından kuruluyor. Navier bunun genel denklemlerini ortaya koyuyor. İlginçtir, Hooke'un depremleri yönelik açıklama biçimi var. Aynı daha önce gördüğümüz Aristo veya Newton'da veya Kant'ta gördüğümüz yer içindeki malzemelerin patlamaya neden olan baruta benzer olduğunu söylüyor. İlginç olan şu, depremi bu şekilde açıklıyor ama biz modern dünyada depremi Hooke yasasına göre açıklıyoruz. Bir tuhaflık var. Kendisi Hooke yasasını kuruyor ama bunun depremle bağlantısını kurmuyor. Hooke yasası deprem ve gerilme deformasyon ilişkisi modern dönemde kurulmuş ama Hooke kendisi kendi kuramına göre depremi açıklamıyor, öyle diyelim. Böyle bir komik bir durum da var. Dolayısıyla Hooke'un depremlerle ilgili bir nasıl diyelim lecture ya da diskurs tartışmaları var. Fakat esas da Hooke yasası 20. yüzyıldan sonra depremlere adapte ediliyor, öyle diyelim. Navier'den sonra işte Cauchy, Poisson gibi elastik kuramının gelişmesine yönelik katkılar sağlanıyor. Mesela 1830'da Poisson elastik bir ortamda boyuna ve enine dalgaların yayıldığını keşfediyor. Bu dalgalar arasındaki oranın 3 olduğunu söylüyor. Stokes bunu doğruluyor.
ve bu sismolojide bilinen P ve S dalgaları ya da birincil dalgalar ve ikincil dalgalar olarak bilinen şeyler. Bu dönemde yine Stokes, elastik ve izotrop bir cisim içindeki gerilmenin normal ve TSL bileşenlere ayrılabileceğini gösteriyor. Bugün kompresibilite ve rigidite adlarıyla bilinen elastik parametreleri tanımlıyor. Daha sonra lamp sabitlerinden aradaki ilişkiler de İncil lamp tarafından inceleniyor. Daha önce demin söyledik, boyuna ve elastik dalgalar Poisson tarafından keşfediliyor. 1887'de Lord Rayleigh kendi adıyla anılan bir Rayleigh dalgalarını keşfediyor dalga türü olarak. Daha sonra 1911'de de Love kendi adıyla anılan Love dalgalarını keşfediyor. Bunlar yüzey dalgaları. Herhangi bir yüzey olması durumunda oluşan dalgalar. Depremlerde en son gelen dalgalar, genlikleri çok yüksek ve hasara neden olan dalgalar. 1910'larda yer içi ile ilişkili bilgiler var. Örneğin Mohorovicic deprem kayıtlarına bakarak yer içinde bir Mohr süreksizliği olduğunu buluyor. Yani deprem dalgaları yer içine giriyor, kırılıyor, yansıyor, bize ulaşıyor. Ve bu birçok istasyona ulaştığında da bu deprem kayıtlarından yol zaman ilişkilerinden deprem dalgalarının geçtiği ortamların hızlarını bulabiliyoruz. Deprem dalgalarının diyelim geçtiği ortamın hızlarından da o ortamın fizik özelliklerini kestirebiliyoruz. Örneğin ortamdan S dalga hızı geçmiyorsa ortama biz sıvı diyebiliyoruz. Çünkü S dalga hızı sıvılarda yayılmıyor. Ki yer içine ilişkin bilgi Gutenberg yerin çekirdeğiyle ilgili verileri ortaya koyuyor. Yansıyan ve kırılan dalgaları hesaplıyor. Gene Richard Oldham yer içiyle ilgili ilk jeofizik bilgilerden elde ediyor. Milne, Inge Lehmann ilk kadın jeofizikçi yerin iç çekirdeğini keşfediyor. Yerin dış çekirdeğinin sıvı olduğu düşünülüyor ama iç çekirdeğinin katı mı ya da sıvı mı olduğu bilinmiyor ama yerin çekirdeğinin iki yapıda olduğunu buluyor. Sıvı ve katı olmak üzere. Dış çekirdeğin sıvı, iç çekirdeğin katı olduğunu. Depremlerle ilgili gözlemlere biraz bakarsak, demin söyledik depremler 19. yüzyıl sonuna kadar elastisite kuramından bağımsız bir şekilde depremlerin etkisi inceleniyor. Bu yönde yoğun bir literatür var. Ki bu gözlem bilgileri özellikle Çin'de olsun veya bizim Anadolu coğrafyasında olsun tarihsel deprem kayıtları olarak var. İşte bu Pliny'nin doğa tarihinde de var, Strabo'nun coğrafyasında da var. Depremle ilgili gözleme yönelik kayıtlar var. Fakat bilimsel olarak ilk incelenen, gözlemsel olarak ayrıntı incelenen deprem 1855'teki Lizbon depremi. Bu felsefi çıkarımları olan da bir deprem. Bunu bir komisyon inceliyor. Daha sonra işte İtalya'da meydana gelen depremler, İşte Japonya'da Minowari depremi, 1923'te Kanto depremi bize deprem gözlemleri, depremler oluştuktan sonra yer yüzeyinde neler oluşturduğuna yönelik oldukça önemli bilgiler sağlıyor. Ki bunlardan önemli şeylerden biri Mallet. Çok önemli literatür var ki depremlerin gözleme yönelik en önemli problemlerden biri depremlerin genliği, hareketi, zemin üzerindeki ilişkisi. Bunlar fiziği zamanla işin içine sokmaya başladılar. Mallet gibi mesela, milim gibi depremleri kaydeden aletler yapılması gibi ileride göreceğiz. Fakat ilk defa birbirinden bağımsız olarak yürüyen şeyi Wright birbirine bağlamaya çalışıyor. Elastik bir bağın teoriyle. Yani diyor ki depremler bir gerilme oluşturur. Mesela burada fayda görüyoruz. Bu gerilme sonucu iki depremler gerilme sonucu yer kabuğunu kırar. Fay oluşur. Ve dolayısıyla fay ve deprem arasında bir ilişki vardır.
Fakat bu ilişki yine fizik bir ilişkidir. Elastik riband teorisinin denmesinin nedeni de o. Dolayısıyla Wright ilk defa 1906'da San Francisco depremi üzerine yaptığı çalışmalarda böyle bir kuram ortaya atıyor ki bu kuram halen geçerli. Elastik riband teori olarak jeofizikçiler bunu bilir. Depremlerle fayların arasında ilişkinin olduğu 1880'lerde Suez tarafından ortaya konuyor. Mill benzer düşüncelere sahip. Her ikisi de bu olgular arasında nedensel bir ilişki olduğundan emin olamıyorlar. Mill şöyle diyor, fay depremlere eşlik etmesine rağmen onun nedeni değildir bile diyebiliyor. 1893'ten Kato, 1899'da Oldham, 1994'te Dutton ve Seeberg depremlerle fay arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. 1878'de ilk deprem sınıflaması var. Bunlar diyorlar ki Horns depremler, çöküntü depremleri oluşur, vardır. Volkanik depremler ve tektonik depremler. Bugün halen sismolojide kabul edilen deprem sınıflamasıdır bu. Çöküntü depremler daha çok lokaldir. Yer içinde boşlukların çökmesi sonucu meydana gelirler. Volkanik deprem, volkan faaliyetleri dolayısıyla bir titreşim oluşur, bir deprem oluşturur. Tektonik depremler dediğimiz bugün faylar nedeniyle oluşan depremler. Ki Türkiye'deki depremler daha çok tektonik depremler. Ama tarihsel süreçte volkanlar da Türkiye'de aktif olmuş. Mesela Hasan Dağı, işte Neptün gibi bir takım dağların aktif olduğuna yönelik hem tarihsel kayıtlar hem de bilimsel olarak bunu savunan insanlar var, bilim insanları. Depremlerin yavaş yavaş nicelleştirmesine yönelik şiddet ölçekleri 1870'lerde ortaya konulmuş. İlk şiddet ölçeği Stefano de Rossi tarafından ortaya konulmuş. Daha sonra Forel'le birlikte Rossi-Forel şiddet ölçeği ortaya konmuş. Bu arada şiddet dediğimiz şey depremlerin nasıl diyelim zeminde, binalarda etkilerinin ölçülmesine yönelik bir bilgi. Ölçülene yönelik bir deprem skalası. Manyetüt ya da büyüklükle karıştırılıyor çoğu zaman. Manyetüt işte enerjinin, deprem içinde açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü. Her depremin bir tane enerjisi vardır. Fakat her depremin birçok şiddeti vardır. Örneğin en yüksek ya da maksimum şiddet episantra en yakın olan yerdedir. Ve bu şiddet uzaklıkla azalır. Ve şiddet Roma rakamlarıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi sınıflandırılır. Büyüklük ise küsuratlı rakamlarla işte 5.2, 3.2 daha çok aletlerle kaydedilir gibi. Dolayısıyla ilk şiddet manyetüt ya da büyüklük değil, şiddet ölçekleri Rossi tarafından, Forel tarafından, sonra Mercalli tarafından daha sonraları geliştiriyor. Ki şiddet ölçekleri bir haritalamaya da imkan sağlıyor. Buna izoseyist haritalar diyoruz ya da eş şiddetlerin dağılım haritaları. Bu dağılım haritalarına bir örnek bizim Türkiye'den 1894 depreminden sonra Egenitis davet ediliyor depremi etüt etmesi için ve bir harita hazırlıyor. Bu da bir şiddet haritası. Belki Türkiye'de yapılan ilk jeofizik harita da diyorum ben buna. Dolayısıyla bu şiddet haritasının yönelimine bakarak depremin şeyini de belirleyebiliriz. Eğer şiddetler yuvarlak şekilde ise daha çok bir düşey fayların egemen olduğunu, eğer şiddet haritasının biraz elips şeklinde ise biraz elip şeklinde yataya yakınsa doğru tatımlı fayların burada egemen olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu tip bilgiler de var şiddet haritasından çıkan. Şimdi sismoloji bize aynı zamanda yer içine ait bilgileri de sağlıyor. Yer içi yapısı hakkında bilgilerimiz çok eksik. İleride bunu ayrıntı derslerde, sonraki derslerde göreceğiz ama sismoloji bağlamında şu an bakıyoruz. Yer içiyle ilişkin en eski kaynaklardan biri Mundus Subterranus isimli Kircher'in bir kitabı. Daha sonra fiziğin girmesiyle birlikte örneğin Lord Kelvin yer içinin ya da yerin bütününün camdan daha katı olduğunu öne sürüyor. Ki bu Kircher'in meşhur
Mundus Suteranus kitabından alıntı. Yer içinde kılcal boşluklar, damarlar var ve aynı zamanda da yer içinden gelen bir takım tehlikelere karşı, bakın şurada melekler var, biraz dini motifler de var. Melekler şey yapıyor, bu kötü etkilerden insanları koruyor diyelim. Böyle bir metafor da var. 1799'da Cavendish ilk defa yerin ortalama yoğunluğunu buluyor. Bakıyorlar ki bu ortalama yoğunluk bayağı yüksek. Yerküredeki kayaçların yoğunluğuna bakıyorlar, düşük. O zaman diyorlar ki yer içi demek ki bu ortalamayı sağlayabilmek için yer içi derinine bağlı olarak daha yoğun malzemeden oluşuyor. Mesela demir gibi veya metal, nikel demir gibi malzemeden oluşuyor. Teorileri gelişmeye başlıyor ki bu teoriler daha sonra işte meteorlardan gelen meteorların yapısının incelenmesiyle de demirin meteorlarda dominant unsur olduğu açığa çıkmasından sonra da yer içinin demir bir çekirdeğe sahip oldu. Fakat daha sonra bunun manyetik alanı üretebilmesi için, günümüzdeki yer manyetik alanı üretebilmesi için bir akışkan olması gerekiyor, hareket etmesi gerekiyor. Hareket içinde sıvı olması gerekiyor. O zaman yerin dış çekirdeğinin sıvı iç çekirdeğinin katı olması, dış çekirdeğinin sıvının yavaş hareketinin bir manyetik alan indükleyebileceğini ve bu manyetik alanın hareketle sürekli hale geleceğini savunuyorlar. Dolayısıyla sismolojik veriler de bunu destekliyor ki Emil Wiehert sismoloji ile ilgili ilk gözlemleri yapıyor. Emil Wiehert aynı zamanda Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nde ilk jeofizik enstitüsünü dünyada kuruyor 1901 ya da 1899 o civarlarda ki Zofritis depremlerle ilgili jeofizikle ilgili ilk çalışmalarını 1800'lerin 1860'larda 70'lerde de şey yapıyor, ortaya koyuyor. Dolayısıyla yer içindeki hız bilgisi artıyor. Sismograflar sismolojinin bilim olmasında önemli faktörlerden biri. Çünkü şiddet ölçeği nicel bir ölçek olarak açıklanmasına rağmen yani şiddet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gibi. Fakat bu daha çok gözleme dayanıyor. Bu gözlemle elastik kuramının matematiksel ilişkisi demin dedim uzun süre göz ardı edilen bir ilişki. Elastik teorisiyle deprem gözlemleri arasından. Sismografın gelişimi bu ilişkiyi kurmada da yol açıyor. Çünkü sismograf titreşim kaydeden, titreşimleri kaydetmek için elastisite teorisini bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir hareketin kaydedebilmeniz için elastisite teorisi artı fiziksel, matematiksel bir bilim haline gelmesini sismoloji sağlıyor. Ki sismograf terimi ilk olarak 1841'de David Milne tarafından ortaya konuluyor ve kullanılıyor. Sismometre 1841'de Forbes tarafından dizayn ediliyor. Fakat ilk sismograf sistemi John Milne tarafından ve yardımcıları Ewing ve Gray tarafından Japonya depremlerini kaydetmek için imal ediliyor. Daha sonra Palmieri Vezüv üzerindeki depremleri kaydetmek için bir sismograf yapıyor. Burada var ki bu Palmieri sismografinin bizim coğrafyayla da kısmen ilgisi var. 1894 depremi sonrasında sipariş edilen sismograflardan birinin adı da Palmieri. Muhtemelen bunlar yaptılar. Bu grup yaptı, İtalyan bir grup yaptı. Ki davet edilen Agamon'un ne İtalyan olduğunu biliyoruz. Önemli bir şey oluyor. İlk defa uzak bir deprem 1889'da Berlin yakınlarında Potsdam'da kaydediliyor. Bugün Potsdam'da Geoforschungszentrum var ki Almanya'nın en büyük yer bilimleri enstitüsü. İlk deprem kaydı bu. Nature'da yayınlanan bir makale önemli. Ki bunun için önemli? Çünkü depremlerin dünya ölçeğinde yayıldığını, deprem dalgalarının ve dünyanın her tarafında bu depremleri kaydedebileceğimiz anlamını taşıyor. Yani bu da sismografların dünya çapında yerleştirilmesi, sismograf istasyonlarının kurulması, rasathanelerin, jeofizik rasathanelerin kurulmasına bir dayanak oluyor. Ki sismografların gelişimiyle ilgili Galitzin sismografları var, Wiehert sismografları var, mekanik, elektromanyetik sismograflar var. Bunlara yönelik teoriler var. Fizik teoriler veya elektronik teoriler.
Ya da Wood Anderson simografı var ki Benioff tarafından icat edilen bir simograf gibi simometre ya da simograflar yavaş yavaş deprem hareketini kaydetmeye yönelik bilgiyi sağlıyor. Fakat depremin büyüklüğüne yönelik ya da depremin açığa çıkardığı enerjiye yönelik ilk ölçek Charles Richter tarafından 1900-1985 yılları arasında yaşamış Charles Richter tarafından 1930'larda ortaya konuyor. Richter kaydedilen dalga hareketinin genliğine ve periyotlarına bakarak bir büyüklük ölçeği tasarlıyor. Buna Richter ölçeği de diyorlar. Zamanla bu sadece büyüklükten değil, aynı zamanda süreden bir büyüklük hesabı var. Daha sonra Kanamori bu genliğe bağlı şeylerin çok çok büyük depremlerde soğurmaya neden olduğunu söylüyor. 7'nin üzeri ya da 7.5'in üzeri depremlerde. Dolayısıyla Richter ölçeğinin problemli olduğunu söyleyerek moment manyetüt ölçeği ortaya koyuyor. Moment manyetüt depremlerde açığa çıkan momente dayalı bir manyetüt ölçeği ki bugün dünyada kullanılan ölçekte her ne kadar kaşif Richter olsa da yeni ölçeğimiz, deprem ölçeğimiz moment manyetüt ölçeği. Çünkü dünyada bütün ölçekler bu standarda gelmiş durumda. Önemli. Demin dedim büyüklük ya da magnitüt enerjinin bir ölçüsü. Her depremde bir tane enerji vardır açığa çıkan. Bu magnitüt, elimizde magnitüt değerimiz varsa ne kadarlık ertlik bir enerjiye sahip olduğunu bulabiliriz. Mesela ben bir ara hesaplamıştım yaklaşık 5.2 büyüklüğünde bir deprem bir atom bombasına tekabül ediyor ki her bir derece logaritmik olarak artıyor ve işte 6.1 ile 6.2 arasındaki fark diyelim 10 katı gibi bir şey. Dolayısıyla 6 ile 7, 6.9 ile 7 arasında muazzam enerji farkları var. Sismolojinin diyelim dünya çapında bilim olmasının bir nedeni de uluslararası projeler. Bunlardan en önemlisi Uluslararası Jeofizik Yılı 57-58 yılında kuruluyor. Bu dünyayı bir laboratuvar olarak görüyoruz. Bu dönemde laboratuvar olarak sismolojik özellikleri, manyetik özellikleri, elektrik özellikleri dünya çapında kampanyalarla yapılıyor. Gene uluslararası işbirliği kapsamında 60'lardan sonra UNESCO ilgileniyor. Büyük depremlerle araştırma grupları oluşturuyor. Bir başka proje yer içine yönelik 1960'larda üst manto projesi yani ya da yerin üst mantosunun yapısı nasıldır diye bir proje gerçekleşiyor. 60'larda ve daha öncesindeki ayrıntı daha sonraki derslerde göreceğiz. Leva tektoniği kuramına bağlı olarak sismolojik veriler kullanılıyor. Daha doğrusu sismolojik veriler leva tektoniği kuramını kanıtlayıcı unsurlar olarak ya da modelin oluşturmasında ana unsurlar olarak kullanılıyor. Bu konuda en önemli makalelerden biri Oliver ve Sykes'ın Seismology and New Global Tectonics makalesidir. Bunun dışında transform faylarla ilgili bir makale var. Şu an yazarını unuttum. Bilimci. Bunun dışında işin fiziğine bakan Cambridge Üniversitesi'nden Mackenzie halinde yaşıyor kendisi. Mackenzie'nin küresel ölçekteki bu hareketleri açıklayan modeli var. Dolayısıyla Mackenzie aslında leva tektoniği kuramına diyelim son noktayı koymuş kişilerden de biri. Aynı zamanda bir jeofizikçi olarak ki bir dönem Türkiye'ye de geldi ben tanışmıştım hatta imzasını da kaptık. Dolayısıyla sismolojinin gelişimi bu şekilde. Evet, haftaya devam ederiz. Genel olarak baktığımızda işte bilimsel olarak sismolojinin gelişimi Galile'nin çubukların deformasyonundan Hooke yasasına gibi geniş bir ölçekte bir şeyi var. Gelişim seyri var. Evet. İsterseniz burada keselim haftaya yer kürenin yapısıyla ilişkili diğer konulara gireceğiz.